Alanya'da yaşayan ve SMA tip 1 hastalığıyla mücadele eden Ela bebeğin ilacını alabilmesi için sayılı gün kala kampanyada %82'ye ulaşıldı. Toplanması gereken kampanyanın %100'e ulaşabilmesi içinse 375 bin dolar toplanması gerekiyor. Alanya'da Nuray ve Hayrullah Ünal çiftinin kızları SMA tip 1 hastası 11 aylık Ela bebeğin masraflarının karşılanması için seferberlik devam ediyor. Son günlerde sosyal medya hesaplarından yardım etkinlikleri gerçekleştirilerek kampanyada hızlı bir yükselişe geçildi. Pazartesi akşamı Ela Bebek için yeniden bir destek canlı yayını düzenlenecek. Dubai'de gerçekleşecek tedavi için konaklama ve ulaşım şimdiden çözülmeye çalışılıyor. Onun yanı sıra toplanması gereken 1 milyon 850 bin dolardan 1 milyon 500 bin doları toplandı. Alanya halkı ve aile Alanya'nın dinamiklerinin desteğini bekliyor. Öğrencilerin barınma sorunu yeniden gündeme oturdu. İstanbul gibi büyük kentlerde aylık 10 bin liraya yaklaşan kiralar ve her yıl artan üniversiteli öğrenci sayısı evlere yönelik oda kiralama talebini artırmaya yol açıyor. Taleple birlikte bazı şehirlerde evler paylaşımlı ev ve kiralık odaya uygun evlerin inşa edilmeye başlandığı bilgisi üzerine Alanya'da da böyle bir durumun söz konusu olup olmadığı merak konusu oldu. Konu hakkında Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Küçüker ve Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, Alanya Posta Medya ekibine değerlendirmelerde bulundu. Küçüker, bizler yurt maksadıyla konut üretmiyoruz. Şu an Alanya'mızda sadece oda bazında bir konut üretimi söz konusu değil. Bu durum müteahhitler açısından da çok sağlıklı değil, çok riskli olur. Sadece yurt amaçlı yapılacaksa mümkün olabilir. Daha sonra böyle bir durum karşısında ev sahibi evi kiraya veremezse ne olacak? Alanya'da böyle bir yatırıma kimse girmek istemez dedi. Fahiş kira artışları karşısında geçimini sağlamaya çalışan öğrencilerse kiralık odalara ihtiyaç duyarken vatandaşların paylaşımlı ev talebi daha çok artıyor. Alanya'da da paylaşımlı ev durumunun olup olmadığına açıklık getiren Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, ilçede az da olsa böyle durumlarla karşılaşıldığını belirterek, Alanya'da çok yaygın olmasa da tek tük bilgilerini aldıklarımız oluyor. Bu kira fiyatları karşısında bu durumlarla daha çok karşılaşabiliriz dedi. Erbaş, sorunların tek bir çözümü var. Alanya Belediyesi kiraya vermek için konut üretecek, bunun başka çaresi yok. Kiralanması için konut ayrılmalı dedi. Alanya halinde durum stabil. Ürün fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, fiyatların daha uygun olmasına rağmen satışların düştüğünü ifade etti. Son zamanlarda Alanya Toptancı halinde sebze ve meyve fiyatları iyice düşüş gösterdi. Eylül ayının başlarında ürünlerin fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanırken aynı oranda da satışlarında azaldığı bilgisine ulaşıldı. Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, ürünlerde fiyatların düştüğünü ancak ürün satışının da azaldığına dikkat çekti. Yaşanan düşüşlerde kilosu 90 liraya yaklaşarak rekor kıran fasulye 10 liraya kadar düşüş gösterdi. Kaya, karpuz 1,5-2 lira, kavun 3-4 lira, limon 10-12 liraya düştü. Fasulye 10-15 lira, elma 5-8 lira arasında. Şu an ürünlerde düşüş var. Bu da ürün bolluğundan kaynaklanıyor. Ama halde garip bir şekilde satışlarda düşüş var. Nedenini çözemedik. Oteller eskisi kadar ürün almıyor. Önceden 3 günde bir kere alıyorlarsa şimdi 5 günde bir alıyorlar. Fiyatlar düştü ama satışlar da düştü sözlerine yer verdi.
Alanya'nın Kestel mahallesindeki bir otelin çatısında henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında otelde konaklayan misafirleri tahliye etti. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında iki itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri itfaiye erlerine ilk yardımda bulundu. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar da sürüyor. Alanya Belediyesi Çayarası Yaylası'nın ardından Alanya'nın batı yaylalarına da sağlık hizmetlerini götürüyor. Alanya'nın batı yaylalarının merkezi konumunda bulunan Eğrigöl Yaylası'nda sağlık ocağı yapımı başladı. Tam sağlık donanımıyla 280 metrekare alana inşa edilecek olan sağlık ocağı, 112 bekleme salonu, 2 adet doktor odası, 3 adet 112 hasta odası, 2 adet hasta odası, doktor muayene odası ve mutfaktan oluşacak. Sağlık ocağı tamamlandığında Alanya'nın batı yaylası sakinlerinin yanı sıra Gündoğmuş ve Manavgat yaylalarının sakinlerine de sağlık hizmeti vereceğini söyleyen Başkan Yücel, sağlık hizmetlerini de vatandaşımızın ayağına götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza sağlık diliyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in büyük önem verdiği bisiklet yollarına bir yenisi daha ekleniyor. Batı bölgesinde Türkler, Payallar, Konaklı mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik sahil bandında gerçekleştirilecek proje için İlk Bank'la yer teslimi imzalandı. Alanya Belediye Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İller Bankası Antalya Bölge Müdürü Fuat Koçal, Hiray Altyapı İnşaat Limited Şirketi sahibi Kadir Sağlam, İller Bankası Genel Müdürlüğü Yeraltı Yapı Müdürü Tamer Turhan ve teknik ekipler katıldı. Başkan Yücel, 4 kilometreyi kapsayan projemizde Türkler, Payallar, Konaklı bölgemizde sahil boyunca 240 santim genişliğinde gidiş dönüş bisiklet yolu yapılacak. Bugün attığımız imzaların bölgemiz ve Alanya'mız adına hayırlı olmasını diliyorum dedi. AK Parti MKYK üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alanya'ya gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Köse, partililerle tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, bugüne kadar AK Parti'ye yaptığı hizmetler için Güney ve yönetimine teşekkür ettiler. İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Kadıoğlu'nu da yeni açtığı hukuk bürosunda Toklu'yla birlikte ziyaret eden Köse, hayırlı olsun dileklerini iletti. Milletvekili Köse son olarak parti binasında AK Parti İlçe Teşkilatı Ana Kademe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'yla istişare yaptı. Köse akşam saatlerinde ise mevcut ilçe yönetimi ve önceki yönetim kurulu üyelerinin yer alacağı futbol maçına katılacak.
Alanya merkezden kırsal ve yaylalara kadar aynı standartta hizmet vermek için tüm imkanlarını seferber eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in batı yaylaları için söz verdiği asfalt çalışmalarına Payallar Yaylası'ndan başlandı. Göreve geldiği ilk yıllarda Avsallar, Payallar ve Eğrigöl yaylalarını asfaltla tanıştıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür eden vatandaşlar, asfalt çalışmalarının bir milat olduğunu belirterek, "Başkanımız Adem Murat Yücel sayesinde kimsenin hayal edemediği hizmetleri alıyoruz. Ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştular. Geçtiğimiz ay 50 araç ve 100 kişilik bir ekiple Batı bölgesindeki yaylaları ziyaret eden Başkan Yücel, yaklaşık 20 yaylada vatandaşlarla bir araya gelmiş ve taleplerini dinlemişti. Belediye Başkanı Yücel, ziyaretin hemen ardından Söbiçimen, Eğrigöl, Payallar ve Avsallar yaylalarında yol düzenleme ve asfalt çalışması başlattı. Alanya'da kimlik kontrolünde durdurulan bir araç içerisindeki 4 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpekle birlikte Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde 4 şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan aramada 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 ekstazi hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan son zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Davut Çetin, BOTAŞ 1 Eylül itibarıyla doğalgaz tarifelerine konutlarda %20.4, KOBİ'lerde %47.6, sanayide %50.8 artış yapmış. Yine elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetlerde %20, ticarethanelerde %30, sanayide %50 artışa gidilmiştir ifadelerini kullandı. Başkan Çetin, BOTAŞ ve EPDK açıklamalarında küresel piyasalardaki fiyat artışları gerekçe gösterilmekte, Avrupa fiyatları örnek verilmektedir. Avrupa ülkeleri Rusya'dan alımı kesmekte, bu nedenle fiyatlar artmaktadır. Ülkemiz doğal gazı boru hatlarıyla %43'ünü Rusya'dan, %22'sini İran'dan, %19'unu Azerbaycan'dan almaktadır. Bizim uzun vadeli sabit fiyat anlaşmasıyla spot fiyat artışlarından korunmamız gerekir şeklinde konuştu. Firmaların sipariş aldıktan sonra maliyet artışıyla zarar etmesine dikkati çeken Çetin, elektrik fiyatı bir günde değişmemeli, tarife artışları bir süre önceden ilan edilmelidir. Son olarak ülke genelinde daha fazla enerji tasarrufu, verimlilik ve güneş enerjisiyle dışa bağımlılığı hızla azaltmamız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Bu üç alanın her birinde daha hızlı ilerlemeliyiz şeklinde konuştu. Vali Ersin Yazıcı yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitabı ve yardımcı kaynakların bulunduğu kitap deposunda incelemelerde bulundu. Kitap deposunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, tüm gayelerinin çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılmak üzere gönderilen ders kitabı ve yardımcı kitapların bulunduğu kaynak deposunu ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, incelemelerde bulunarak kitapların dağıtımı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Dağıtılacak olan kitapların yanında bu yıl ilk defa yardımcı ders kitaplarının da yer alacağına değinen Vali Yazıcı, 19 ilçemizde bulunan 1701 okulda 34.865 öğretmen ve 484.890 öğrencimize dağıtılmak üzere ilimize gelen 4.272.189 adet ücretsiz ders kitabı ve yine ücretsiz olan 2.702.691 adet yardımcı kaynak kitabının dağıtımına başladık. İnşallah bu yılda hazırlıklar tamamlandı ve kitaplarımız geldi. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum dedi. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Korendan Alanyaspor yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.15'te başlayacak. Ligde ilk maçını kazandıktan ve peş peşe alınan iki beraberliğin ardından geçtiğimiz hafta taraftarı önünde İstanbul Spor'a mağlup olan Korendan Alanyaspor İstanbul deplasmanından puanla dönmek istiyor. Ligde oynadığı 3 maçta da bileği bükülmeyen ve kalesinde gol dahi görmeyen Başakşehir ise yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Korendan Alanyaspor ile Medipol Başakşehir yarın oynanacak maçla birlikte 13. kez karşılaşacak. Önceki 12 karşılaşmada Başakşehir 4, Alanyaspor 3 kez galibiyet elde etti. 5 maçta ise eşitlik söz konusu. Başakşehir'in 15 golüne karşılık Alanyaspor 13 gol kaydetti. Zorlu mücadele öncesi Başakşehir'de sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Akdeniz ekibinde ise tek eksik Famara.